Evet hocam, onu öyle keselim. Hocam bunu böyle yiyeceğiz ısırı ısırı. Böyle Nasıl? bayağı iyi. Salata malata zorlaştırıyor abi iş. Kaşık kaşık yenmiyor yani. Onu işte ısırı ısırı yiyeceğim. Yemekte ne var? Farklı gün ama aynı yemek. Bugün değişik bir şeyler yapalım dedik ya. Tavuk pilav yer Farklılık misin? olsun yani. Tavukla pilav da yakışır mı bilmiyorum ki, bir deneyelim ama. İstemiyor musunuz? Yok, istemiyorum. Kendi kini atabilirsin ama kardeşim şu an. Kendi kime atıyorum o Salata zaman? mı hazırlıyorsun? Aynen, bu benim salatam. Oğlum bak, sonra tansiyonun düşüyor. Yok, daha abarttın onu. İdman performansı için mi? Tabi. Kaç gram tüketiyorsun günde pilav? Şimdi 250 gram haşlanmış Çiğ kaç gram pirinç. tüketiyorsun? Çiğden gitmiyorum ya. Hep aynı hazırladığım için pilavı. Direkt pişmiş üzerinden devam ediyorum. Göremiyorum ki abi, yok olmuş. Pili bitmiş ya. Ne yazıyor sence? Bak bakayım. Benim bir tahminim var. Aynı. 284. Tamam, doğru tahmin. Ben Bitsin ki. 584 gram pilav Yo sokuyorum. yo, onda hiçbir şey yok. Biraz kütle lazım sana kardeş. Hazır tavuk suyu varken yeni pilav yapıyorum. İşte şampiyonların öğünü. Yap bir daha. Bekle. Bir daha yap. Çok öne atıyorsun kral. Aynen bu. Bas. Güzel. Şakasız iyi form. Tamam, bump it. Bump it. Pump it. Ya ne yapıyorsun oğlum sen orada? Oğlum birisi bir şey koymuş dolaba, ne baktım o? Bu ne diye, ne bileyim ya. Kontrol Adel mi yaptın? Kontrol Adel yaptım. Video niye gelmedi hala diyorlar. Yolda. Mesai biter, bir gün daha bekleyin. Memur musun oğlum sen? 3 tane haydi. Devam. Güzel. Bu ne lan? Bu aletten hiç memnun değilim. İki tane müthiş büyük sorunu var. Birincisi burası. Görüyor musun hocam? Mesela ben burada bir hareket yapacağım. Ucunu değiştirip bunu. Bunu daha fazla çekemiyorum. Üstteki devire çarpıyor. Kabloya şimdi içinden geçiyor. Buradan yardım ediyorsun mesela. İki. Şunu çok uzak yapmışlar. Oturunca bacağı kilitlemek için dizimin ucuna falan değdirmem gerekiyor ki. Boyum da uzun yani. Kısa bir adam da değilim. 1.96'ysanız çok mantıklı değil. Bir de çok yer kaplıyor. Şuradaki aralık gereksiz uzun. Yine de cilalamaya yarıyor. Çek şunu. Çek şunu. Kaç? 16. Gerçekten yaparken zaman geçmiyor. İnsanın sabrını test eden bir hareket. Yani hiçbir şey yapmayarak bu kadar çok yoran çok az hareket var. Onlardan biri. Tam yoğurumken yapıştır bir tane daha. Tükendim vallahi, tükendim. Yine bastık basacağımız. Bastım basacağım kadar. Kahvedeki kafein uyarıcı etki yaptığı için antrenman öncesi tüketilmesi performansı arttırır. Hocam performansı... Hocam Türkçe'de öğretiyor mu kahve? Bir de bayağı performansı yüksek bir adamın fotoğrafı var. Bakayım, çevirsene. Ne diyorsun?
Performans. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Mercimek ıslattım. Bunları haşlayacağım şimdi. Suyuna birazcık kimyon koyuyorum. Daha az gaz yaptırıyor deniyor. Bilmiyorum artık. Bunları yıkarken hep çiğ çiğ yesim geliyor ya. Böyle bir bitkimsi bir kokusu yayılıyor. Tam bitki gibi de değil. Değişik. Bayağı cezbediyor ama yemeyin. Pişirin. Şu güzelliğe bakın. Altın gibi parlıyor be. Tuz ve kimyon attım. Biraz karıştıracağım ve haşlayana kadar devam ki. Mercimekler haşlanırken size hemen bitkisel proteinle hayvansal arasındaki farkı çok kısa özetleyeceğim. Şu parmaklarım amino asitler. Bu amino asitler bir araya geldiği zaman bunların hepsinin toplamına protein diyoruz. Hayvansal proteinler genelde tam protein diye geçer ve bunların hepsini içerir. Tüm amino asitler vardır. Bitkisel proteinlerin birçoğu yarı protein diye geçer. Bunun da sebebi yine bir proteindir ama amino asitlerin hepsi yoktur. Esansiyel amino asitlerin hepsi yoktur içinde. Böyledir. Bu yüzden bu kas yapmaz denir. Bitkisel protein dandik denir ama mesela mercimek böyleyken pirinç böyledir. Ve sen ikisinden de yiyorsan yine tüm amino asitleri vücuduna almış olursun. Dolayısıyla kas geliştirebilirsin. Eğer yalnızca tek bir bitkisel protein kaynağıyla hayatını geçirmiyorsan bu senin için bir eksiklik doğurmayacaktır. Yine de bunları öğrenip tamamlayacak şeyleri bir arada tüketmek yeterli olacaktır. En genel geçer, en çok tüketilen kaynaklarda bakliyatlarla tahılları birbiriyle kombinleyebilirsiniz. Bitkisel proteinde tabii ki protein ihtiyacınızı karşılarken sayacaksınız. Çok iyi anlattım bence. Amerika'da şu anlattığım şeyin saati $1000. Burada bir beğene basmanız yeterli. Set ortasından herkese merhaba. Evet. Arka arkaya 3 set onar tekrar deadlift giriyoruz. Çok iyi, bağırdım düz. Güzel. Helal, ne düşünüyorsun? Hangi senedeyiz? 2013. Bitcoin alıyoruz. Bu sefer nasıl veriliyor ya? Şaka maka. Hacım var. Harikaydı, devam. Haydi. Şey yapıyor. Amerikan başkanı arıyor moruk tebrik için. Kim arıyor ya tebrik? Harikaydı. Bada belly. Bada belly. Bada belly. Light bait bag. Sayaç açtın mı? Ne? Niye çalmıyor? Piçik ayısıyı görüyor musun? Kaç dakika açtın? 2 tane varmış. 2. Dümen diyorsun. 40 saniye var lan. Tamam. O Belçika'da 2 dakika oldu zaten. Olmamış işte. Lan var bir dümenler sende ama. Lan ben daha az açamıyorum. Dakika yaparım, 2 tane patladım derim. Allah Allah. Kayıt altındaydın kardeşim. Ne demek patlarım patlarım? Yani yapmaya çalışırım anlamında. Yakışmadı. Yoksa 20-21 modellerimiz. Gayet iyi hocam. Benimki nerede bilmiyorum ya. Tişörtlerin arasına kaynadı. Bayağı da giyemedim. Aferin sana. Basar mısın artık? Yok. Şarkı ne? Bütün motivasyonum düştü. Hadi bakayım. 70 milyon seni izliyor, düzgün bas. Aynen, koru bak aşağıda o çekiş motion'ını. Güzel, güçlü çek. Çek 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 çek. Güzel çıktın lan, tamam. Kaç? Lan gir, tamamla şunu ya. Abi tamam. Haydi bas, tamam, adama bak. Yok, benim bu kadar. Hadi hadi, utanmadan 3 diyor ya. Bas şunu hadi. Var o güç ya, agresyon biraz ya. Çek. Cenk Koçak bunu izliyor oğlum şu an. Diyor ki ya çocuğa bak diyor, nasıl basamıyor diyor.
Tamamlamayacak mısın? Tamam oğlum, benim bu kadar. Nasıl 6? Hayır, set... benim bugün tatil hatta. Sette 6 yazıyor. Açalım bakalım abi. Hayret bir şey ya. Tamam. Tamam, bump it. Bump it. Bump it. Gayet iyi hocam. Hocam çok pardon ya, içinden geldi. Ben şöyle gidiyorum hocam. Niye, daha mı iyi vuruyor? Yok, şu bana sıkıntı ya şu an. Buraya devam. Diyorsan bununla yürüyeceğim, bu daha zor. Bir saniye dur istersen. Dakika dakika, rahatsız edeyim. Hayır, destek veriyorum, devam. Yine. Kenan'ın yığın kokusu mu geldi fena? Senin şey yapmadılar. Sen de hocam şunu yap. Hocam yok, ben artık kolu şurayı bıraktım. Şunu yap. O zaman gel aynadan kendine bak. Kötüsü kasılır gene bakarken biraz. Evet, idmanı bitirdik. 2 gün önce antrenmanda tatsız şeyler yaşadım. Şu dirseğimde, sağ bileğimde ve belimin sağ tarafında ağrılar yaşamıştım. Korktum tabii sakatlandım diye. Bugün de bench press ve deadlift vardı. Bench press'te şu dirsek ve bilekten, deadlift'te de tahmin edebileceğiniz gibi belimden korkuyordum ama çok iyi ısındım. Çok iyi tarttım vücudu. Yani boş barla başladım yavaş yavaş ve 10'ar kilo 10'ar kilo arttırarak o vereceği ağrıyı hissetmeye çalıştım dirseğimin ve gücüme hiç ve performansıma hiçbir negatif katkısı olmadı. Muhtemelen bir izolasyon hareketinde falan sakatlamışım yani dirseğimi. Bench press'ten olsaydı çünkü mutlaka provoke ederdi benzer hareketi yaparken. Bileğim zaten komple toparlanmış gibi. Yani burada zaten çok uzun süredir olan kronik bir sıkıntı var. Birazcık bir hatalı tutarsam, overhead girerken falan bir anda goza gelip böyle dandik tutarsam anından yükseliyor. Belim de iyileşmiş. Yani deadlift'te de hiçbir problem yaşamadım. Bayağı keyifliyim. Dirsek tabii birazcık daha kibar bakmam gerekecek. Şimdi 2 gün off vereceğim. Hiçbir şey yapmayacağım. Hafta sonu normalde basketbol oynardık ama bu hafta onu da oynamayacağım. Mümkün olunca az kullanacağım yani şu dirseğimi ki toparlasın. Pazartesi antrenman ciddi çünkü. Şimdi hadi kaçtım ben. Farklı bir günden günaydın. Bugünden itibaren squat formumu güzelleştirecek birkaç tane hareket yapacağım. Gün içinde 3-4 defa tekrarlayacağım çünkü bir defa sakatlık vari bir şey yaşadım ve bunun tekrarlamasını istemiyorum ama devam edersen formumdaki o dengesizlikten dolayı mutlaka daha kötülerini yaşayacağım. Bu yüzden bir ilk hareket genellikle squat'ta en çok yaşanılan problemlerden biridir. Şu aradaki açıyı ne kadar iyi kapatabiliyorsanız topunuz yerden kalkmadan o kadar rahat çömelirsiniz. Aksi takdirde o aradaki boşluğu tolere edebilmek için vücudunuz öne düşer ve formunuz bozulur genel olarak. Bunu arttırmaya yönelik bir egzersiz yapacağım çünkü sağ ve sol arasında bariz bir fark var bende de. Yani sağ tarafı çok daha rahat öne götürebilirken sol taraf hemen geriliyor. Bu gerginliği açmam lazım. Birazcık daha dengeli bir hale getirmem lazım. Arkadaki bacağımı dümdüz tutmaya çalışıyorum ve yavaş yavaş topuğumu yerden kaldırmadan ileri geri, ileri geri. Yani amacım şuradaki açıyı kapatmak, şu bölgeyi kapatıp açmak. Arkadaki ayağımı sehpanın üzerine koydum. Şimdi kalçamı sıkıyorum. Olabildiğince dik durmaya çalışıyorum ve sol elimle yukarı doğru biraz uzanarak bekliyorum. Biraz da side plank. Dizine basıyoruz. Süperdi, devam. Nasıl hocam? Bayağı iyiydi. Şakam yok. Zaten gülmedik. Şu arkamda asılı duran turuncu şey hep orada. Çünkü çok nadiren giyiyorum yani, pislenmiyor. Pislenince de yıkanıyor arkadaşlar, şey demeyin ya abi. 3 ay önce de oradaydı falan diyorlar kardeşim.
Hocam salata yuttu. Yeah, hello. Is it president? Yeah, yeah, I lifted 120. Ah, thank you. Thank you, okay. I will be there next week. Yeah, see you. Nerenin şeyi? Amerikan başkanı aradı da gel. Öyle şey, mi? Verelim diyor. Biden mı? He, Biden. Biden'ın max'ı kaçtır deadlift? Biden'ın max'ı aramızda kalsın 60. 60. 70 gelmez nasıl mi? Nasıl ya? Antrenmanda canlı yayın açtık. Ortam bayağı bir dağınık ama bunu böyle bırakıyorum. Çünkü bir sonraki antrenmanda ısınma rutinimin bir parçası bunları toplamak. Saat 12'ye geliyor. 5 dakika var ve 5 dakika sonra pilavım hazır olacak. Tavuk haşladım. Duşa girmeden haşlamayı bırakmıştım onu. Bugün dışarıdaydım. O yüzden antrenman çok geç saate kaldı. Öyle olunca yemek de yiyemedim tabii antrenman sonrasında. Ama şimdi yiyeceğim. Hep gece geç saatte yemek yemenin böyle çarpı 10.000 kaloriye tekabül ettiğine dair bizi kandırdılar yıllarca. Ama bunlar dümen tabii ki arkadaşlar. Bunu izliyorsanız zaten biliyorsunuzdur. Tamam, pump it. Pump it. Pump it. Tabii ki yani gece yemek yemek çok optimum değil. Yatmadan önce özellikle. Ama bunun sebebi daha fazla bir kalori almamız falan değil tabii ki. Ya da ekstra yağlandırması, kilo aldırması değil. Mide rahatsızlığına sebep olabilir. Reflü falan yapabilir sürekli bunu devam ettirirseniz uzun süre. Uykunuzun kalitesini düşürür. Çünkü sindirim çok enerji yiyen, vücudu uğraştıran bir şeydir. Gece sen tam uyuyup dinlenecekken orada sindirim sistemin takır takır çalışmaya devam eder. Yorgun uyanırsın falan. Böyle negatif yanları var tabii ki. Yani bırakmak iyi bir şey değil geç saate ama... Yemeksiz kalmaktan, düşük kaloride kalmaktan iyidir.